Merhaba bu bölümün konusu uyanış süreci. Uyanış süreci neydi? Önce bunun üzerinden gideyim. Uyanış süreci bir zihin dönüşüm yolculuğu. Aslında mucize kursunda 5 günlük mucize kursu kampında size orada deneyimsel olarak deneyimlettiğimiz ve öğrettiğimiz metoda biraz daha deep dive böyle derinlemesine indiğimiz bu metodun arkasında yatan sebepleri, bu metodun altında yatan bilimsel yasaları, metafizik yasalarını, fizik yasalarını, evrensel yasaları konuştuğumuz e, aynı zamanda kuantum fiziğinden size Size örnekler verdiğimiz zihindeki çarpıklığın artı ve eksi kutupların nasıl bilinçte bir devinim yarattığını, bu devinimin nasıl duygulara neden olduğunu, bilinçteki o çarpıklığın yıllar yılı devam ettirdiğimiz yargıların beyinde episodik anıları nasıl yarattığı, o episodik anıların beyin snapsleri arasında yaralıp nasıl IQ'muzu düşürdüğü, odaklanma problemi yarattığı, hafıza kaybına neden olduğu, Alzheimer'a kadar giden beyinde ciddi problemlere neden olan, hasarlara neden olan bir durum yarattığını bütün bunlarla ilgili her tür bilimsel bilgiyi veriyoruz. Aynı zamanda işte etimoloji, antropoloji, birçok bilim dalından sosyoloji yine örneklerle birlikte ünlü düşünürlerin yine düşünceleri, bugüne kadar nörobilim alanında çalışma yapanların, beyinle il ile ilgili çalışma yapanların bütün çalışmaları, bütün bunların özetlerinin ve bilgilerinin olduğu aslında zihin dönüşümünü sağlayacak metotlarda daha derine indiğimiz, daha detaylı bilgiler aldığınız böylelikle metodu çok daha iyi bir şekilde kavradığınız ve çok daha iyi bir şekilde öğrendiğiniz bir yolculuk. Bu yolculuğun içerisinde sevgili John DeMartini ile birlikte İstanbul'da yaptığımız Breakthrough Experience'ın benim tarafından Interpretation bölümünde benim tarafından anlattığım Türkçe çevirileri ve bütün Breakthrough Experience'ın içeriğini bulacaksınız. Aynı zamanda videolar olarak bu eğitim paketinin içerisinde. Bunun yanı sıra benim Demartini metodunu öğrettiğim ve anlattığım ve aynı zamanda metodu çok detaylı bir şekilde içine girdiğim bütün uygulamalarının ve sebeplerinin ve işte bilimsel açıklamalarının olduğu bir takım videolar bulacaksınız. Ve bununla birlikte yılda bir kere düzenlenen iki günlük Zoom üzerinden olan iki günlük bir atölye çalışmasına sabah erken saatlerde başlayıp akşam geç saatlere kadar devam ettiğiniz metotla ilgili sorularınıza cevap verdiğim birlikte bu metodun üzerinden geçtiğimiz artık böyle e, ilinizin bir parçası, teninizin bir parçası gibi metodun olduğu çok kolay bir şekilde uygulayabildiğiniz, hale geleceğiniz bir proses. Şimdi diğer videolarımda da hep söylüyorum. Ustalık metotları yeryüzünde çoğunluğun uyguladığı, kitlelerin uyguladığı basit metotlardan çok farklıdır. Ve zaten o yüzden kesin sonuç verirler ve mucize denen sonuçlara neden olurlar. Ustalık metotları öyle iki günde, üç günde, birkaç saatte öğrenebileceğimiz metotlar değil. Demartini metodu örnek verirsem, Demartini metot evet şu anda Doktor John Demartini'nin ismini taşıyor ama aslında Demartini metot John'un kendi kendine bir anda bulduğu, ortaya çıkardığı bir metot değil. Birçok nörobilimcinin, psikoterapistin, psikoloğun, psikiyatristin yaptığı çalışmaların toplamından ortaya çıkmış bir özet aslında yani belki de 100 yıldır 150 yıldır yapılan çalışmaların özeti ve sonucu olarak ortaya çıkmış sürekli gelişmeye devam eden işte biz sadece 14 sütunu öğreniyoruz ama aslında 40-50 tane sütün var onların sebeplerini öğrendiğiniz daha derin o sütunlarla bağlantıya geçtiğiniz aslında bir öğrenme yolculuğu gerektiriyor ustalık metotları öyle hemen overnight ertesi gün öğrenebildiğiniz şeyler değil tekrar tekrar o yüzden mesela mucize geliyorsunuz harika beş günlük kampta orada bir deneyim yaşıyorsunuz hayatınızdaki en büyük düğümler çözülüyor ve benim varlığımda o bilincin varlığında artık bilincine hakim olan bir kişinin varlığında işte bir sonraki video klasik vedik meditasyonla ilgili hem dünyadaki sayılı klasik vedik meditasyon hocalarından biri olan zen seviyesinde artık bilinci hem zihnin beş fonksiyonu hizada olan, zihnini tamamen yönetebilen, hem yaşamının zihnini yönettiği için, yaşamının bütün alanlarını artık yönetebilen, aslında bir bakıma hep böyle deniyor, işte bir yere varılmıyor, hep gelişmeye devam ediyor. Aslında öyle değil arkadaşlar, bir yere varılıyor. Yani bilincimizde biz yaşamın gidişatını, sistemini, formülü çözdüğümüz zaman çözüyoruz. Evet, yaşam yolculuğu devam ediyor ve senin o çözmüşlüğünle her geçen gün başka bir şeyle karşılaşıp, her geçen gün bir adım, bir adım, bir adım daha yürümeye, ilerlemeye, basamak basamak atlamaya, yukarı doğru çıkmaya devam ediyorsun. Evet, proses devam ediyor ama bir şeyi çözünce de biz çözüyoruz. Biz zihnimizde bir şeyleri çözdüğümüz zaman bu bizim hayatımıza yansıyor. İnsan zihninde hayatının bütün alanları ile ilgili formülü çözdüğü zaman bir anda yaşamların yaşamının bütün alanlarında hedeflerine ulaştığı, yaşamın bütün alanlarında ilerlediği, hiçbir eksikliğinin olmadığı bir durum deneyimlemeye başlıyor. Ve zaten yine videolarımı izliyorsanız hakiki şükran da sadece o zaman mümkün. Yani bence bir insanın işte sağlığı var, güzelliği var, genç, dinç ama kendisine adadığı sımsıcak hep yanında olacağını bildiği desteklendiği bir ilişkisi özel ilişkisi evliliği eşi yok gerçekten şükran duyabiliyor mu hayır orada bir eksiklik olduğunu vicdanen biliyor veya işte hayatı çok iyi kariyerinde ilerliyor çok parası var sağlıklı ama daha o aile düzeni kurulmamış Gerçekten şükran duyuyor mu? Hayır. Bu aile düzeli kurulmuş çocukları var. Harika bir eşiyle ilişkisi var ama para problemi var. Şükran duyuyor mu? Hayır. Yani bizler bir şekilde insanoğlu o kadar ilginç bir varlık ki kadınlarda bu daha fazla bu arada. Yaşamın bütün alanlarında bir sabah kalkıp yaşamın bütün alanlarında ilerlediğimizi görene kadar ve yaşamın bütün alanlarında düğümlerin çözülüp Akışın olduğunu görene kadar ve yaşamımızın tüm alanlarında gerçekten gönlümüzü tatmin eden yaratımın olduğunu görene kadar biz vicdanen tam olarak şükran duyamıyoruz. Ve aslında bir bakıma e, müze kursunda ve sonra işte bu uyanış süreci içerisinde, bu uyanış süreci paketi içerisinde bunu nasıl yapabileceğinizi öğretiyorum zihninizi kullanarak e, kadınlar için kendi varlığındaki yaratıcılığı kullanarak. Erkekler için aksiyon planı yapmayı öğrenerek ve bir manifester olarak aksiyon planlarıyla net hedeflerle ilerlemeyi öğrenerek sizlere, e, sizleri yaşamınızın bütün alanlarında ilerleyebileceğiniz bir yolculuğa dahil ediyoruz. Ve Neşe içerisindeki aslında bütün eğitim paketleri o yüzden birbirini besliyor denebilir. Tercihen bütün eğitim paketlerini aynı anda alıp, bütün eğitim paketlerinde aynı anda ilerlemek tabii ki çok büyük bir dönüşüm getirecek. Ama buna belli bir vakit ve nakit ayırmanız gerektiği için hani ne kadarınız bunu yapabilir bilmiyorum ama en büyük dönüşüm nasıl oluyor derseniz bir anda mucize kursuna gelip hemen ardından bütün eğitim paketlerini alıp hepsine başladığınız an buna vakit ayırabiliyorsunuz ayırabiliyorsanız çünkü günde en az bunu yaparsanız 4-5 saatinizi alacak belki de bütün gününüzü alacak çünkü çok zor bir yolculuğa çıkıyorsunuz aslında ustalık yolu özellikle ilk yıl gerçekten zor çünkü bildiğiniz her şeyin tersi bir kere onu söyleyebilirim. Yani hayatınızda problemler, düğümler, sıkıntılar, eksiklikler varsa ego bilincinde yaşıyorsanız eksikliklerin olduğu eğer henüz daha cennet dediğiniz bir ihtimalin içinde değilseniz yaşamın kolayca aktığı altın rengine boyanmış bir hayat diyorum ben ona öyle bir hayat yaşamıyorsanız kolayca akan fırsatların önüne geldiği hiçbir eksikliğinizin olmadığı sağlığınızda iyiliğinizde mental kapasitenizde kariyerinizde aile hayatınızda ilişkilerinizde kapasitenizin en üstünde olduğunuz ve oradan devam ettiğiniz ve bu yüzden en üst tatminde ve huzurda yaşadığınız bir hayatınız e o zaman o bilinç seviyesi başka bir bilinç seviyesi, daha alt bir bilinç seviyesi ve bu bilinç seviyesi onun tam tersini yapıyor aslında. Yani aslında ustalar ve ustalaşmış bir bilinç kitlelerin ve alt bilincin düşündüğünün tam tersini düşünüyor, yaptığının tam tersini yapıyor. Kitleler bu yöne bakıyor, ustalar bu yöne bakıyor. Düşünülmemişi düşünüyor, görülmemişi görüyor. Çünkü alt bilinç dar bir şekilde bilincin sadece bir bölümüyle düşündüğü için üst bilinç bilincin tamamına açıldığı ve bütün ihtimalleri gördüğü ve bütün ihtimalleri gözden geçirerek karar aldığı için bilincini yöneterek bilinçli şekilde ilerlediği için tabii ki bambaşka bir şekilde yaşıyor. E, o yüzden de yani bu yola girmek evet zor ama yolu bilen bir hocanın eşliğinde hem atölye çalışmalarıyla hem videolarla desteklendiğiniz zaman bu uyanış sürecinde imkansız değil. Zaten de %100 sonuç alıyoruz. Öğrencilerimizin tamamı eğer öğrettiğimi öğreniyor ve uygulamaya devam ediyorsanız kesinlikle yaşamınız değişecek. Yaşamınızın her seviyesi değişecek. Zaten sizin için amacım bu. Sizleri cennet ihtimaline, en yüksek ihtimale taşıma gibi bir hedefim var. Yaşamınızda hiçbir eksikliğinizin olmadığı, her alanda içten dışa fışkırdığınız, çiçek açarak yaşadığınız, en üst kapasite ve en üst tatmini deneyimlediğiniz bir hayat mümkün ve bizler de size bu hayatın anahtarını veriyoruz aslında. Neşe Enstitüsü'ndeki bütün eğitim paketlerinde ama özellikle uyanış sürecinde tabii zihinsel dönüşümle birlikte bu hızlandırılmış oluyor. Çok derin bir yolculuk, çok düşünmenizi gerektiriyor. Evet kolay değil ama çok ödüllendirici bir yolculuk. Umarım sorularınızı cevaplamışımdır. Zihin dönüşümü, yaşam dönüşümü demek. Zihnini yönetemeyen yaşamını yönetemez. Zihnini ve yaşamını yönetemeyen ve duygularını böylelikle yönetemeyenler de yaşamında istediği sonuçları alamazlar. Bütün isteklerinizin olması Hayallerinizin ötesinde bir yaşam yaşamanız mümkün ve bunlar zor bir şekilde olması gerekmiyor. Kolaylıkla olabilir. Bunu nasıl yapacağınızı da size uyanış sürecinde öğretiyoruz. Sizleri yine görmek için sabırsızlanıyorum. Eğer ilgileniyorsanız bilgiatneşan.com'a mail atabilirsiniz. Eğitimlerimize biliyorsunuz %100 sonuç alamayacak Belki kapasitesi, belki iradesi, belki isteği yeterli olmayan kişileri kabul etmiyoruz. Hala Neşe'nin stüdyası seçerek öğrencileri kabul etmeye devam ediyoruz. O yüzden direkt kaydolabileceğiniz bir link, direkt kaydolabileceğiniz bir web sitesinin olmamasının sebebi bu. Önce bir randevu alıyorsunuz, bir ön görüşme yapıyoruz sizinle, ekibimiz bir ön görüşme yapıyor. Ondan sonra eğer kabul edilirseniz ve eğer gerçekten diğer öğrenciler gibi böyle kulübe girmeye hak kazanırsanız, diğer öğrenciler gibi aynı istekliliğe sahip, aynı iradeye sahip, aynı disipline sahip, aynı hırsa sahipseniz bizim gibi o zaman sizi ilerletiyoruz. O seviyede hırslı değilseniz bu eğitimler de ben de diğer öğrenciler de sizi paramparça ederler. Ee, külünüz kalmaz yani ortada ve çok zorlanırsınız. O yüzden de belli bir böyle ön görüşme yapıp belli sorular soruyoruz size. Sonra birlikte karar veriyoruz. Birlikte ilerleyip ilerleyemeyeceğimize. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki bölümde meditasyon, klasik vedik meditasyon ve net zihin formülü eğitim paketini anlatacağım.